İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir hoş sohbetler programımıza daha başlıyoruz inşallah. Adnan Bey, siz de hoş geldiniz. Erdem Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ender Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkes hoş geldi. Yukat Bey, Fikret Bey. Madem adet öyle gidiyor, biz öyle yapalım. Tarkan Bey. Eskiden Bay Mehmet, Bay Mustafa falan ya. 60-70'lerde falan. Bay Mustafa nasılsınız? Niye vazgeçtir acaba onu? Evet. Neler muhabbet konusu olsun, ne konuşalım? Hocam sevgiden bahseder misiniz? Sevgiden mi hocam? İşte en son Allah sevgisinden bahsetmiştim. Sizin de bir sözünüz vardı sevgiyle ilgili, onu okumuştum inşallah. Allah, yani, Allah korkusundan kaynaklanan bir Allah sevgisi vardır. Allah korkusu sevginin kökenidir. Allah korkusu olmadan sevgi olmaz. Şekerliğe bak sen ya. Acayip sevimli. Merhaba. Yakup hocam kahvemizi getirsin. Şimdi Allah korkusuyla sevginin ne alakası var diyecek. Vefa olmaz, Allah korkusu olmazsa. Vefa olmadı mı sevgi biter zaten. Evet. Anında birbirlerini harcıyorlar. Bak bütün şarkılara bak. Niye bırakıp gittin? İsyan. Efendim? İsyan. İsyan ediyor hep sürekli. Hepsi tembel. Hep, ama bırakman engeli. Niye? Vefa yok. Vefa niye olmaz? Allah korkusu olmadığı için olur. Çünkü menfaati bitiyor. Ya güzelliği azalmıştır, ya parası azalmıştır. Ya çıkar bitmiş. Yani benzer, soruyor niye bıraktın diyor. Paran olsa bırakmaz seni. Neyini soruyorsun? Para olmadığı için gidiyor. Ama Allah korkusunda böyle bir şey olmaz. Vefa olur, sadakat olur. Mesela sadık olmuyor. Helal harama dikkat etmiyor. Mesela o kadınla beraberken başkasıyla oluyor. Kadın da onunla beraberken başkasıyla oluyor. Haber alıyorlar, duyuyorlar. Yaktın beni diyor. Niye? İşte Allah korkusu olmadığından. Allah korkusu olsun olur mu? Sevgiyle ne alakası var diyor. Her yere sevgiyle bağlantısı var. Sevginin bütün zeminini oluşturan güzellik Allah korkusudur. Derinlik. Allah korkusu olmadan olmaz. Sen sevdiğine sabredeceksin. Sabır. İmanla olur. Yoksa anında harcar. Mesela konuşuyorlar. Kız bir şey söylüyor. Ters bir şey söylüyor. Kinleniyor. O da ona ters bir şey söylüyor. O da ona ters bir şey söylüyor. Bitti. Telefonlara çıkmıyor diyor. Ne telefona çıkar ne pencereye çıkar. Hiçbir yere çıkmaz tabii. Çünkü Allah korkusu yok. Sabır yok çünkü orada. Sabır olması için Allah korkusu gerekiyor. Mesela hasta oluyor, grip haline görüyor, soğuyor birden. Onu iman gözüyle değerlendiremiyor. Ya ahirette gerçek halini göreceğim, cennette sonsuza kadar beraber olacağım demiyor. Ya bakıyor kolu var, bacakları var. Bir şey yok. Ya diyor ben buna niye ömrümü veriyorum ki böyle diyor. Ya etten kemikten bakıyor bir fevkalelik göremiyor. İman gözüyle bakmadığı için. Cennetteki halini düşünemediği için. Allah'ın ruhu olduğunu göremediği için. Onun bir ruhtan ibaret olduğunu fark edemediği için o şekilde oluyor. Kısa sürede soğuyor. Şefkat gözüyle bakamaz. İlk gün bir tanıyor. Bedenini tanıyor. Bitti. Oysa bir daha görüşmek istemiyor. Çünkü iman gözüyle bakmıyor. Allah'ın tecellisi gözüyle bakmıyor. Mesela neşesiz.
Neyle olur bu? Allah sevgisiyle neşe artar. Güzel olanları düşünürsün. Hayır olan, nimet olan şeyleri düşünürsün, neşen artar. O sadece karamsar olacağı şeye dikkati veriyor. Mesela binlerce sevileceği konu var, neşeleneceği konu var. Bir tane üzüleceği konu oluyor. O da hikmetini anlamadığı için. Ya bir, iki, üç, oradan hastalanıyor. Vay benim başım, ne başlıyor yani? Ben dünyanın en işte garametli adamıyım, en acı çeken adamıyım. Benden daha ızdırap çeken var mı acaba gibisinin? Ben acıların çocuğuyum. İşte öbürü de ben acıların insanıyım. Halbuki bakıyorsun her şey yerinde. Malı var, mülkü var, sağlığı, sıhhati, her şey yerinde. Sağlığı yerinde olmasa bile daha beterleri var. Daha beter değil. Allah korkusu sevginin başı. Aklın, derinliğin kökenidir. Allah korkusu. Hristiyanlar diyor ki Allah'tan korkmaya ne gerek var? Allah'ı seviyoruz diyor. Bak rahiplerin büyük bölümü cinsiz sapık. Baş edemiyorlar. Hep Darwinist, materyalistler. Papa çıkıyor bak Darwinizmi savunuyor. Şimdi Allah korkusu olunca öyle oluyor işte. Korkmuyor Allah'tan. Seviyorum diyor. Seviyorsan böyle oluyor işte. Helale dikkat etmiyor, harama dikkat etmiyor. Ama mesela Müslümanlar titizler. Ama gerçek Müslüman bulabilirsen tabii. O da zor rastlanan bir şey, gerçek Müslüman. Yani dünyada nadir rastlanıyor. Allah ayetinde temelini Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimsenin cennete gireceğini söylüyor inşallah. Bir daha söyle. Binasının temelini, şeytan Allah'a sınırım. Binasının temelini Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi dahildir? Yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlan kimse mi diyebilir Allah için? Bak sistemi Allah korkusu üzerine kuruyor Cenab-ı Allah. Hiç ummadıkları bir şey. Ya korku diyor, korkudan sevgi çıkar mı diyor. O senin küçük aklına göre öyle. O minik aklına göre öyle. Allah'ın sonsuz aklına göre doğrusu o. Bir ayetinde Allah'tan korkabildiğiniz kadar korkun şeklinde buyuruyor hocam. Tabii. Allah'tan korktu mu görüş keskinliği meydana geliyor. Derinlik güçlenir. Şahıs çok akıllı olur. Hep adaletli bakar olaylara. Sabırla bakar. Şefkat devreye girer. Allah korkusu oldun mu? Acıma da devreye girer. Evet. Acımayla sevgi karıştı mı ne olur? Şefkat olur. Evet. Mesela acımıyor ona. Mesela terk ediyor. Acımıyor. Ya insan sokağa bırakmışsın. Allah'tan kork. Evet. 10 yıllık karın değil mi? Evet. Yani insan kedisine bile kıyamıyor ya. Evet. Bırakamaz yani değil mi? Evet. Bu insan yani. Sen bırakıyorsun ne olursa olsun bırakıyorsun. Ya Allah'tan korkan yapabilir mi onu? Yapamaz yani. Sürekli koruyup kollar. Varsa da bir eksikliği sabreder. Evet. Değil mi? Sabredersin. Anlatırsın, tebliğ yaparsın, açıklarsın. Ama acımasız davranmak çok korkunç bir şey. Rabbimiz şöyle buyuruyor ayette, biliyor musun şeytanın Allah'ını? Kim Allah'tan korkarsa ona bir nur ve anlayış verir. Evet, Enfal suresi 29'da ey iman edenler Allah'tan korkup sakınırsanız sizi doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış Furkan verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir bak. Doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış Furkan verir diyor Cenab-ı Allah. Adam fark edemiyor. Langur lungur konuşuyor. Münasebetsizlik yapıyor. İşte genç kızlar dünya tatlısı oluyor onlar. Ya ona laf sokulur mu? Evet. O değil mi? Evet. Rencide edilir mi ya? Çok hassas oluyorlar zaten. Mesela diskoda orada burada karşılaşıyorlar. Hemen alaycı bir laf sokma. Evet. Böyle nüktedanlık yapıyor kendince. Laf cambazlığı yapıyor. Mahcup ediyor çocuğu arkadaşların içerisinde. Karşılıklı bir savaş oluyor bir sefer. Doğal olarak nefret ediyor tabii kızcağızlar. Evet. Çirkin şeyler bunlar.
Ama sevgide insan kıyamaz. Ya dersin mahcup olur dersin. Değil mi? Rencide olur. Nur gibi eli yüzü dersin. Acırsın. Koruyup kollama hissi gelir. Başka bir ayet ne de Allah? Kalplerin Allah korkusuyla yumuşayacağını bildiriyor. Tabii. Bakara suresi 74'te bundan sonra şeytan Allah'a sığınırım. Kalpleriniz yine katılaştı. Niye? Allah korkusu olmadığından. Taş gibi, hatta daha katı. Mesela şu an gençlerin büyük bölümü taş kalpli. Sevgisizler. Baksana başbakana ne diyor? Uçağı düşse de ölse diyor. Ne yaptı sana da ya? O kadar vahşet peşindesin. Pilotun, hosteslerin, yolcuların da ölmesini istiyor. Başbakanın içinde beraber ölmesini istiyor. E bu taş kalplilik bu. Merhametli olur mu ya? Bu Allah korkusunda olur mu? Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki onlardan ırmaklar fışkırır, öyleleri vardır ki yarılır, ondan sular çıkar, öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir diyor Cenab-ı Allah. Allah korkusunda, mesela biz buraya giriyoruz. Adam Allah'tan korkmazsa vurur kafayı yatar yahut gider gezmeye gider. Değil mi? Ne işim vardır? Bugün de gitmeyeyim der. Ama mesela yüz binlerce, milyonlarca insan bizi bekliyor. Değil mi? Sohbet bekliyor. Yani insan onlara kıyamaz. Merhamet, Allah'tan korkar. Ya dersin mesela üç kelime bile faydalı bir şey söylesem, kalplerine ferahlık olur, inşirah olur dersin. Ya çünkü gelmemek çok vahim bir şey olması lazım. Ya öbür türlü insan kıyamaz. Şefkatinden, merhametinden, sevgisinden, Allah korkusundan, değil mi? Evet. Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının. Siz ancak Müslüman olmaktan başka ölmeyin diyor Allah. Sadece Müslüman olarak ölün. Nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öyle davranın diyor Allah. En mükemmel şekilde korkacak ve helal harama da dikkat edecek. Sakınma o. Mesela delikanlılar gidiyor body salonunda, işte baklava göbek yapıyor, omuz yapıyor, uğraşıyor ama mesela genç kızlar yine sevmiyor bunları, bayağı bir kısmını. Çünkü vücuduna aşık, dönüyor dönüyor kendine bakıyor, karnına bakıyor, sırtına bakıyor, yüzü koyun uzanıyor, resim çektiriyor, sırt üstü yatıyor, o resim çektiriyor. E tamam yani vücuduna hayran olmuş olabilir de, fakat sadece kendini seviyor. Yani egoistleşiyor. Sevgiyi esas almıyor. Derinliği esas almıyor. Allah korkusunu esas almıyor. Kızlar da bakıyorlar yani. Bu tamam. Göbeğe baklava gibi. Tamam. Baklava ise baklava diyor. Onun eti kemiği ona etki etmez o zaman. Hiçbir anlamı olmaz. Yani olabilir eti kemiği. Mesela sığır çok sağlıklı bir hayvan. Bayağı şey oluyor. Hatta o yabancı bir sığır cinsi var. Yok, satılıyor Türkiye'de. Şimdi bunlar ünlü markalar. Çok iri bir sığır türü gelmişti Türkiye'de. Onun eti satılmıştı uzun süre. Bulacaksınız, düşünün. Neydi adı? Bak Holstein var, hepsi var. Bunlar doğru. Yani bunlara kadar buradan da örnek verebiliriz. Angus. Bir de angutlar vardı. Bir de angus vardı. Etle kemikten olmaz. Ne yapsın kızcağız eti kemiği? Adam enine, boyuna, her yeri et. Her yeri kemik. Ama ruh yok. Derinlik yok. Akıl yok. Sabır yok. Vefa yok. Şefkat yok. Anlayış yok. Tahlil gücü yok. Akıl yok. Yok oğlu yok. Sevgi heyecanı yok. Tutku heyecanı yok. Tutkunun derinliğini bilmiyor. Ondan haz almıyor. O haz üzerinde tecelli etmiyor, görünmüyor yüzünde. Halbuki güzel bir şey insan gördüğünde onun hazı yüzünde belli olur. Evet.
Kadın onu gördüğünde çok beğendi. Mesela beğendiğini yüzünden anlar karşıdakinin. Ama mesela bir köpeğe de yiyecek gösterirsin, köpek heyecanlanır. Bir köpeğin heyecanlanması gibi olursa kadın nefret eder, öyle değil. İmanın nuruyla sevgiyi yüzünde görürse hoşlanır kadın. Yoksa bir köpeğin et görmesindeki heyecan gibi olursa tiksinir kadın ondan. İğrenir yani, tek kelimeyle iğrenir. Oradaki o derin tutkuyu, Allah korkusuna dayalı, temiz, samimi, safiyane, halisane tutkuyu gördüğünde kadın çok etkilenir. Çünkü Allah sevgisine dayalı olduğu için sonsuz açılıyor. Kadın mesela, kız kendi etinin sevildiğini düşünse ona çok itici gelir. Çünkü et dağılıp gidecek. Yani adam ete bağlı olarak onu seviyor. Et de dağılıp gittiğinde de onun işi bitmiş oluyor. Onun ruhuyla onu sevmesi çok önemli. Yani cennetteki haliyle, cennetteki halini düşünerek sevmesi. O zaman Allah ona bir ferahlık, o zaman bir sevgi gücü verir. Katından sevme ve sevilme gücü verir. Mesela uğraşıyor, bir türlü sevemiyor. Karşılıklı uğraşıyor, bir türlü sevemiyorlar. Sebebi iman eksikliği, Allah korkusunun olmaması oluyor. Hadi sevelim deyince sevemez. Mesela bazı insanlar vardır, tutku insanıdır, hemen sever. Ama bazıları da enaniyet insanıdır, kendine aşıktır. Sürekli kendini beğenilmesini ister ve ondan büyümek ister, enaniyet yapmak ister. Kadınlar, kızlar onu fark ettin mi, daha da nefret eder öyle tiplerden. Çünkü büyüklük için istiyor. Onlara edilmek istiyor. Yani ya, aman ne muhteşemsin işte, 2 metre boyun var, şu kadar enin var falan. Kardeşim, Angus'ta da var o. Değil mi? Sen güzel ahlakından, derinliğinden, vefanından, sabrından, şefkatinden, derin aklından, derin kavrayışından, tutku gücünden, aşk gücünden ortaya çıkman lazım. O olmadı mı? Olmaz. Evet. Çünkü kadın o zaman kendine bakmaya da gerek duymaz. Yani sevileceği bir ortam yoksa, sevecek karşısındaki bir insan yoksa, derinliği olan, tutkusu olan bir insan yoksa, sevginin heyecanını da yaşayamaz. Ona habire telefondan laf sokuyor, laf ebeveli yapıyor, birbirlerine abuk subuk laflar gönderiyorlar. İşte neredeydin? O da ona neredeydin? Sanki polis gibi birbirine koruyup olarak, yani güvensizlik üstüne kurulu bir sistem. 50'nin köründeydi, neredeydi yani? Sen güveniyorsan güven, güvenmiyorsan ne alaka yani? Her dakikasını kontrol ediyor yani, sanki haşa potansiyel fahişe. Erkeği de kadın sürekli kontrol ediyor, o da onu potansiyel fahişe gibi görüyor bazı vakalarda. Hepsini tenzih ediyorum da. İşte neredeydin, ne yapmıştın, şu saatler boştu, ses çıkmadı, burada ne oldu, 50'nin körü oldu, ne alaka ya, sen güveniyor musun, güvenmiyor musun, ona bak sen. Güvenmiyorsan niye seviyorum diyorsun bir adam, değil mi? Ve mübarek niye seviyorum diye ortaya çıkıyorsun. Yani o kadar tehlikeliyse o, potansiyel fahişe ise, yani öyle anormal bir mahluksa, o zaman seviyorum diye ortaya çıkma ya. Değil mi? Güven yoksa konu bitmiş zaten. Nedir yani? Karşılıklı güvenleri yok. Birçoğunu öyle. Ona güvenmiyor, ona güvenmiyor. Onu sahtekar zannediyor, onu sahtekar. Mesela yalan söyleyip söylemediklerini kontrol ediyorlar birbirlerinin. Mesela ona argoda tabire, zarf tabire denen böyle zarf atıyor. O da onu yerse eğer, onun yalancılığını yakalamış oluyor. Birbirlerinin yalan söyleyip söylemediklerini karşılıklı kontrol ediyorlar. Bu nasıl sevgi böyle ya? Tuzak kurarak. Oyun oynuyor. Bugün mesela diyor ki sen, kardeşin diyor evde çok güzel beraber yemek yedik dedi diyor. Evde olup olmadığını anlamak için. O da boş bulunuyor, ben evde değildim diyor. Halbuki öğrenmiş oluyor evde olduğunu kardeşinden. Ama attığı zarfta tutmuş oluyor. Veya dışarıda oluyor, evdeydim diyor.
Diyor kardeşin işte evde şunu yaptık bunu yaptık dedi diyor. Ha evet doğru diyor. E dışarıdaymışsın diyor. Bu nasıl oluyor diyor. Ondan sonra o yalanı kurtarmak için başka daha ilkel daha akılsız yalanlar ortaya atıyor. Bir sefer aptallığını görüyor. Kız daha da nefret ediyor. Daha da öfkeleniyor. Bırakmak da istemiyor çünkü menfaati de var. İşi gücü var. Evet. Tipi mipi de düzgün. Annesine babasına göstereceği gibi bir tip. Direkt atamıyor da sokağa. Tam ızdırabın içine kilitleniyor. Bıraksa enayi gibi görüyor kendini. Bırakmasa baş belası olarak görüyor. Yani sürünme başlıyor ondan sonra. Allah'ın rızasının peşinde olmadığı için. Allah da ona bela veriyor bir sefer. Yani Allah da değil, Allah bela veriyor. İnşallah. Allah versin. Bu sefer iç sıkıntısı başlıyor. O ağlıyor, o bağırıyor, o üzülüyor. Önü sonu gelmiyor. Devamlı bir arayış içinde değil mi? Hiç bulamıyorum. Sürekli bir sıkıntı içinde var. Mesela diskoya gidiyor, koşuyor, hopluyor falan feşmekan bağırıyor, çağırıyor. Arkasında mafya mensubu, önünde bilmem dolandırıcı, öbür tarafta başka türlü bir adam. Öbür tarafında bir üniversite öğrencisi, karma karışık. Güvenemiyor da yani, nasıl bir ortamda olduğunu da bilmiyor. Habire zıplıyor. Mutlu olacağını zannediyor ama ızdırabı, sıkıntısı da onunla beraber zıplıyor. Hep beraber zıplıyorlar. Sıkıntıyla beraber zıplıyor. Onu nereye gitse bırakmıyor. Mükemmel bir adam arayışı oluyor. Bir türlü bulamıyor. Bulamaz da. Boyu bosu tamam ama kafa yok. Kafa olmayınca ölü hükmünde oluyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Et yığını yani. İleri geri falan. Geriye çekiyor. İleriye itiyor. Ama bir ceset. Aklı yok. Akıllanmasını istiyor. İstediği kadar bağırıp çağırsın. Cesede sen ne yaparsan yap, ceset bir daha uyanmaz. Allah korkusu olmadıktan sonra onda bir şey çıkmaz. Siz şöyle demiştiniz, kendisine her şeyi veren Allah'a karşı vefa göstermiyor, ondan vefa bekliyor. Allah'ı sevmiyor, ondan sevgi bekliyor demiştiniz. Tabii. Kendisi dürüst değil, onun dürüst olmasını istiyor. Kendi namusu değil, onun namuslu olmasını istiyor. Mesela bazen görüyorum diyor gazetelerde falan yani fahişe karakterli bazı hanımlar oluyor. Biliniyor yani herkes biliyor yani. Kendisine sadık olmadığını söylüyor adamın. Ya sen gece gündüz zaten bu gayrimeşru işlerin içindesin. Ya ona da sana ona göre de Allah belanı vermiş. Ona göre bir adam vermiş. O sebepten ayrıldığını söylüyor. Ya adam senden bin kere ayrılır o kafaya kalırsın. O da o kafada çünkü. Onlardan korkmayın diyor Allah. Benden korkun. Üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım. Umulur ki hidayete erersiniz. Mesela bak PKK'dan korkan yobaz takımı var. İt gibi korkuyorlar PKK'dan. Allah diyor ki onlardan korkmayın. Benden korkun. Yobazlar da tam tersine. Yobazlar Allah'tan korkmaz ama PKK'dan korkar. Tam tersinedir. Allah'tan korkmaz yobaz takımı. Bakın dikkat edin hep Allah, din, imanla alay ederler haşa. Evet. Konuşmalarına bakın hep böyle züppe, üst perdeden, haysiyetsiz bir üslupla konuşuyorlar. Ya cennetle alay ederler, ya cennet işte cehennemden alay ederler, ya Allah'la haşa kendi kafalarına göre. Ama PKK'dan köpek gibi korkuyorlar. Akıl olmaz korkuyor ya. Ne derse yapalım diyorlar ya. Ne yaparsın, ne isterlerse. Mesela karısını kızını istese gönderir adam. Haysiyetin namusunu istese teslim eder yani. Her şeye razı. Vatan, millet, bayrak zaten gözünden çıkmış adamın. Korkudan deliye dönmüş vaziyette. Onun için bu haysiyetsizlere güvenip rahat hareket edenler çok büyük hata yaparlar. Bu büyük bir tehlikedir. Yobaz takımı çok aşağılık adamlardır. Çok dikkat etmek lazım. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun göğsünü İslam açar. Hidayeti Allah veriyor. Özel olarak seçiyor Allah. Yani nasıl seçiyor? Allah'ın sırrı. Hidayet vermedi mi olmuyor. Allah sizi seçti diyor ayette. Neye göre seçti? Allah'ın kendi bir sırrı o. Mesela cehennem için adam seçiyor Allah. Cehenneme göre yaratıyor. Onu bir türlü anlayamıyorlar, çözemediler. Zaten bana sürekli soru soruyorlar. Bu nasıl oluyor falan diye.
Allah diyor ki cehennem için özel adam yarattım diyor ve dolduracağım cehennemi onlarla diyor. Bu nasıl oluyor diyor. Aklın ne kadar biliyor musun? Bir avuç beynin var. Onun içinde de şu kadarcık yer çalışıyor zaten. Çok az bir yer. O çalışan yeri de Allah çalıştırıyor. Bütün güç Allah'ın. Dolayısıyla seni çözeceğin gibi bir şey değil. Sen zamanlı ve mekanlısın. Seni çözebileceğin bir şey değil. Senin yapacağın Allah'a tevekkül etmek. Ne güzel ya, programda Allah'tan istediğimiz gibi bahsedebiliyoruz. Evet. Ama hanım olmayacak, bayan. Evet. Haşa, haşa minel huzur. Giremezler yani. Ya adım dahi edemem. Buraya dişi sinek dahi giremez yani. Değil mi Tarkan? Şu an asla. Haşa yani. Haşa. Taife-i Nisa geçiyor. Namazı tazeliyor adam ya. Kadın geçti diyor. Eşek, domuz ve kadın. Bunlar bozar diyor. Abdesti bozar. Ya bu Musevi dostumuz var. Haham, baş haham sayılır. Doğru bu hadis diyor. Ya dedim bak Yahudi de geçerse bozar diyor. Doğru diyor. İnanılır gibi de ya onların nasıl iktidarları, onlar nasıl iktidarları. Onlar da Ortodoks. Ortodoks gelenekçi çok benziyorlar birbirine karakter kişilik olarak. Yani inançları çok uyuyor ya. Evet. Hayret yani. Bak kendi aleyhine doğru diyor. Kadın, eşek, domuz ve Musevi geçtiğinde namaz bozulur diyor. Yani hakikaten sevdiğimiz bir dostumuz bu Musevi. Doğru diyor, bozar diyor. Ama tam Ortodoks. Acayip anlaşır bu gelenekçilerle. Hocam kadına bu bakış açısı uzun zamandır olduğu için gelenekçi bakış açısıyla da Tarsus'ta yine bir genç bir kızı tecavüz edip yakıp öldürdüler. Kadını aşağılayan bir bakış açısıyla baktıkları için hocam inşallah. Ya sevgisiz, merhametsiz, Allah'tan korkmayan psikopat takımı bunlar. Hayvan gibi yetişmiş. Ya nur gibi, melek gibi bir varlık insan ona bakmaya kıyamaz. Nasıl onu bu kadar rencide ediyorsun? Ne kadar böyle küçük düşürmeye çalışıyorsun? Ki kendi kendilerini küçük düşürdü onlar. O şehit oldu. Onlar cehennemlik oldular. O şu an Allah katında yüce. Ama bunlar çok aşağılık konumdalar. Allah rahmet eylesin şehidimize. O melek hükmünde inşallah. Annesine babasına da Cenab-ı Allah sabrı cemil nasip etsin. O alçaklar cehennemin dibinde sonsuza kadar kalacaklar inşallah. O güzeller güzeli de şu an cennette şehitlerin içerisinde. Kadın sevgisi değil, kadın nefreti geliştiriyor. Sevgisizlik, merhametsizlik, acımasızlık, gaddarlık aldı başını gidiyor. İnternete baktığınızda görürsünüz. Vahşet ruhu yaygınlaşıyor. Evet. Şimdilik programımız bu kadar olsun. İnşallah. Devam edeceğiz. İnşallah. Diğer programda devam ederiz. İnşallah. Bu akşam Koç Sohbetler programımızın sonuna geldik. Az sonra Adnan Oktay'la Sohbetler programımıza devam edeceğiz inşallah.